20. sorumuz periyodik cetvelle ilgili bir soru. B elementi L elementi ile aynı periyotta ve K elementi ile aynı grupta olduğu bilindiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. B elementinin yeri L ile aynı periyotta olması ve K ile aynı grupta olması B elementinin periyodik cetveldeki yerinin burası olduğunun bir göstergesidir. B elementi aynı zamanda bize hidrojenin olduğunu gösterir. Hidrojen bir A grubundadır ancak metallerin bulunmuş olduğu yerde olmasına rağmen metallerin özelliklerini göstermez. Bize sorumuzda doğrudur ifadesini sormuş. A şıkkında K ve M benzer kimyasal özellik gösterir demiş. Bu ifade yanlış çünkü K bir metalken M bir ametaldir. B şıkkında M ve L oda sıcaklığında gaz halinde bulunur demiş. M hidrojeni, L de helyumu temsil eder. İkisi de oda sıcaklığında gaz halindedir. Bu ifade doğru bir ifade. C şıkkında M ve K tel ve levha haline gelebilir demiş. M ve K tel ve levha haline gelebilmesi için metal olması lazım. Metaller şekillendirilebilir. M bir ametal olduğu için şekillendirilemez. Bu ifade de yanlış. D şıkkında L ve M kendi aralığında bileşik oluşturabilir demiş. L bir soy gazdır. Soy gazlar hiçbir elemente kimyasal tepkimeye girmezler. Bileşik oluşturmazlar. O yüzden bu ifade de yanlış. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı.